Evet değerli arkadaşlar, Kudüs'teyim. Zeytin Dağı'na doğru bakıyorum. Karşımda Mecdelli Meryem Kilisesi, altın kubbeli, soğan kubbeli yapısıyla çok güzel bir Rus Ortodoks Kilisesidir görünüş itibariyle. Hemen altında Milletler Kilisesi'ni görüyorsunuz. Yanında Getsemane bahçelerini görüyorsunuz. 2000 yıllık zeytin ağaçları. Buradan hatırlayacak olursanız bir çekim yapmıştım. Mecdelli Meryem çok önemli bir figür Hristiyanlıkta. Markos İncil'ine göre Hazreti İsa dirildikten sonra ona yeniden göğe yükselmeden önce ilk görünen kişi Mecdelli Meryem'dir. Yani Hazreti İsa'yı ilk gören kişi odur. Bu yüzden Rus çarı Alexander annesi adına bu kiliseyi yaptırmış ama Mecdelli Meryem'e adanmıştır. Magdalı Meryem olarak da hatırlayacaksınız Mecdelli Meryem'i. Kudüs'ten sonra, Kudüs'te Kubbetü Sahra'dan sonra en dikkat çekici altın kubbeli yapı bu kilisedir arkadaşlar. Muhteşem bir beyaz mermer taş kullanılmış. Yine değerli dostlar, bugünler Hristiyanlık için çok önemli. Bakın hemen Kidron Vadisi'nin zemininde Hristiyan mezarlıklarını görüyorsunuz. Burası aynı zamanda Hazreti İsa'nın annesi olan Hazreti Meryem'in göğe yükseldiği yer, mezarının olduğu yer. Fakat onlar göğe yükseldiğine inandıkları için özellikle yükseliş ifadesini kullanıyorlar Hazreti Meryem için. Theotokos Tanrı Arınsı Hazreti Meryem de göğe yükselmiştir Hristiyan inanışında. Karşıdaki Mecdelli Meryem, dediğim gibi, yine diğer bir Meryem, önemli bir figür. Da Vinci şifresinden hatırlayacak olursanız Hazreti İsa'nın yanında o son akşam yemeğinde, Last Supper'da ne vardı? Bir kase görüntüsünü oluşturan aşağıya doğru bir V şekliyle Hazreti İsa'nın diğer tarafında onun eşi olma ihtimali bulunan Mecdelli Meryem. Belki de Hazreti İsa onunla evlenmişti. Fakat net bilgiler yok İncil'de de, kayıtlarda da. Bu sebeple Hristiyanlar arasında tartışma konusu. Mecdelli Meryem'in kimliğine yönelik çok farklı yorumlar var. Hazreti İsa'nın onunla evlendiği ve çocuklarının bile olduğu iddia ediliyor. İşte bu kilise onun adına adanmış. Bugünler arkadaşlar çok önemli günler Hristiyanlık açısından. Bu arada Yahudi mezarlığını görüyorsunuz hemen yan tarafta. Niçin çok önemli? Çünkü Paskalya, yani Hazreti İsa'nın yeniden dirilişi anısına kutlanan Paskalya henüz geçtiğimiz günlerde kutlandı. Paskalya'dan 40 gün sonra da arkadaşlar Hazreti İsa'nın göğe yükselişi Hristiyanlarca kutlanıyor. Çünkü Hazreti İsa Kıyamet Kilisesi'nde gömüldükten sonra ne yapmıştır? Yeniden dirilmiştir Hristiyan inanışında ve Zeytin Dağı'ndaki o Mecdelli Meryem Kilisesi'nin hemen arkasından göğe yükselmiştir. Hristiyanlar bu şekilde inanıyorlar. O göğe yükseldiği yerde hemen şu istikamette yer alıyor karşıda. Ve o yüzden Hristiyanlar orayı da çok fazla ziyaret ederler. İşte 40 gün sonra da bu yükselişi kutlarlar. Bu mevsimlerde genellikle Nisan'la Temmuz arası ayında bu kutlanır. Nisan ayında da genellikle Paskalya, Hazreti İsa'nın doğuşu, dirilişi düzeltiyorum, kutlanır. Evet, tüm milletler kilisesi de çok önemli demiştik. Bütün milletlerin katkılarıyla yapılmış bir kilisedir. Onun içinden videolar yapmıştım hatırlayacak olursanız. Burada Hazreti Davut'un oğlu Avşalom'un mezarını da görebilirsiniz. Tam karşıda bakın, koni biçimli kubbesiyle ilginç bir yapıdır. Burada da ne var demiştik? Altın kapı ve peygamberimizin arkadaşları Şeddat bin Evs ile Übade bin Samit. Burası Müslüman mezarlığı. Azın bir zeyt şey adam.